Sevgili zekalarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda iki ayrı programımızla sizlerle birlikte olacağız. İlk programımızda Operatör Doktor Sayın Nurcan Dalan bizlerle birlikte olacaklar. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız. İdrar kaçırma ve vajinal estetikten bahsedeceğiz. Öncelikle hocamıza soralım. İdrar kaçırma nedir? Hocam öncelikle hoş geldiniz Kanal 58 ekranlarına. Evet. İdrar kaçırma biraz da kadınlarımız olsun, kişiler de olsun sanki böyle çok utanacak bir durummuş gibi geliyor. Ama idrar kaçırma da sosyolojik yönden bakıldığı zaman sıkıntılı bir durum. İdrar kaçırma nedir? Evet, şimdi özellikle belli bir yaşa gelmiş kadınlarda çok sık idrar kaçırma sorunları oluyor. İşte öksürük serap çırırken acil çiş yapma, idrara gitme hissi gibi urgency, acil idrar kaçırma hisleri çok oluyor. Özellikle normal doğumlardan sonra pelvik taban maalesef zayıflıyor. Tabii bu demek değildir ki sezaryen olan idrar kaçırmaz. Tabii ki onlar da idrar kaçırabilir ama oranları birazcık daha azdır. Ve yaşla beraber özellikle menopoz sonrası sezaryen ya da normal doğum çok fark etmemekle birlikte idrar kaçırma sorunları olabiliyor. Bu nedir? İşte biraz karın basıncını arttıran aktivitelerden sonra gülerken, hapşırırken, öksürürken bazen hiç farkına varmadan istemsiz olarak idrar yapma eylemi dışında hastanın idrar kaçırması demektir. Bazen günde 3 kere, 5 kere, 8 kere, 10 kerelere varan çamaşır değiştirme, hayatını sekteye uğratma. Bazen hastalar evden çıkmak istemezler, seyahat etmek istemezler ya da o kadar artık yaygındır ki idrar kaçırma petleri bile artık marketlerde, eczanelerde satılmaya başladı ki işte kadınlarımız maalesef bu tür problemler yüzünden kocaman bir petle gezmek zorunda kalabiliyorlar. Evet, tabii bu sosyolojik yönden de rahatsız edebiliyor kişileri. Evet, dediğim gibi sosyal hayatı çok etkiliyor. Günlük aktivitelerini yapamıyorlar. İşte spor yapıyorsa sporda oplarken veya işte tenis oynarken, top oynarken ya da namaz kılarsa sürekli çamaşır değiştirmek zorunda kalıyor ve bu onun hayatını çok olumsuz etkiliyor. Namaz kılamıyorum diyen işte ya da spor yaparken her spora gittiğimde mutlaka petle gitmek zorunda kalıyorum diyen hastalarım oluyor. Bu da insanları bazı şeyleri yapmaktan alıkoyabiliyor. Diyorum ya evden çıkma isteğini bile bazen alışverişe gitmek istemiyor hasta. Yani ben diyor şimdi alışverişe gidersem oralarda rezil olacağım. Çok zor olacak. Tuvalet bulamayacağım. Biraz bizim hastalarımız da insanlarımız da çok titizler. Çamaşırında öyle bir ıslaklıkla asla gezmek istemiyor. Mutlaka hemen değiştirmek istiyor. O yüzden de hayatını çok negatif yönde, olumsuz yönde etkileyebiliyor gerçekten. Peki az önce dediniz ya sezaryen doğumlarda etkili oluyor diye. Sebepleri nelerdir? Neden insanlar idrar kaçırırlar? Genelde normal doğuma, aslında gebelik esnasında pelvik tabana çok büyük bir baskı oluyor. Bebek büyüdükçe, gebelik haftası ilerledikçe o pelvik tabandaki fasya dediğimiz o yukarıda tutan pelvik organları, karın içi organları yukarıda tutan destek tabakası da yırtılmalar ve zayıflamalar ortaya çıkıyor. Normal doğum olursa bu yırtılma ve zayıflama çok daha fazla büyük bir basınçla, büyük bir güçle, kuvvetle daha fazla yırtılmalara neden olabiliyor ve o anda olmasa bile birkaç yıl sonra yaş ilerledikçe yaşla beraber kolajen üretimimiz de maalesef sadece yüzümüzde ya da başka yerlerimizde değil, pelvik tabanımızda da çok azalıyor. O kolajen de bu fasya dediğimiz pelvik organları yukarıda tutan mesaneyi, rahimi yukarıda tutan o büyük membran da zayıfladığı için sarkmaya başlıyor, zayıflamaya başlıyor ve işte öksürken, hapşırken idrar kaçırma ya da rahim gibi idrar torbası gibi kalın bağırsak gibi organların ıkınırken dışarıya çıkmasına neden olabiliyor. Peki doğum yapmayan kişilerde de idrar kaçırma görülebiliyor mu? Olabiliyor tabii. Özellikle yaşla beraber ve işte bazı hastalıklarda kolajen üretiminin beslenme bozukluklarında az olduğu durumlarda da bu tür idrar kaçırma sorunları olabilir. Ama dediğim gibi hiç doğum yapmamışlardı. Biraz daha şanslı oran, evet, çok daha az. Evet.
Peki hocam, tedavisi var mı? İdrar kaçırmanın tedavisi var mı? Tedavi evet. Yöntemleri nelerdir? Şimdi idrar kaçırmanın türüne göre değişiyor tabii ki. Bazı idrar kaçırmalarda sadece ilaçla tedavi edebiliyoruz. Bazı ilaçlar var. Oradaki reseptörlere yönelik. Bu ilaçlarla tabii çok uzun süreler kullanması gerekiyor hastaların bu ilaçları. Hatta sürekli kullanmaları gerekiyor. Sonra pelvik taban egzersizleri var. Kegel egzersizi dediğimiz. Bu kasları nasıl bir bodyci, vücut çalıştırıcı ya da spor yapan kişi vücudunu çalıştırdığı zaman işte kasları gelişirse ama sporu bıraktığında bu kaslar da maalesef çok daha böyle hızlı bir şekilde atrofi ya da küçülme olursa pelvik tabanımız da öyle. Çalıştırdığımız müddetçe oradaki kaslar güçlü oluyor ama çalıştırmayı bırakınca maalesef onların gücü azalıyor. Kegel egzersizinde pelvik taban kaslarını kasıyoruz bir süre. 3-4 saniye kasılı tutuyoruz, gevşetiyoruz. Bunu günde 3-4 kere 50'şer 100'er kere olmak üzere sürekli hayatımızın bir değişmez bir parçası olmasını istiyoruz özellikle bunun. Alışkanlık haline getirin diyoruz aslında. İşte televizyon seyrederken, kitap okurken, yemek yaparken, bulaşık yıkarken, sürekli aklınıza geldikçe iş yaparken, örgü örerken bu egzersizleri yaparsanız idrar tutmanız çok kolaylaşıyor. Çok rahatlıyorsunuz ve hani %70-80 en az 60 oranında bu idrar kaçırma sorununa yardımcı oluyor pelvik taban egzersizleri. Egzersizin dışında da tedavi yöntemleri var mı? Evet. Cerrahi yöntemler çok yaygın ama tabii çok travmatik. Ameliyat olması gerekiyor. Genelde genel anestezi altında yapıyoruz. Şimdi bir de lazerle tedaviler çıktı. Çok yeni bir teknoloji. Jet plazma dediğimiz bir teknoloji. Direkt vajen organları, vajinayı uyararak plazma, jet plazma akım hızıyla, doğru akım hızıyla oradaki dokuların tekrar sağlamlaşmasını, gençleşmesini, yumuşamasını ve eski doğal halini almasına yardımcı oluyor. Bu da tabii sarkmış olan kolajen kolajen üretimini çok arttırıyor. Oradaki dokuları nemlendiriyor. Özellikle hücreler içerisindeki kalsiyum, potasyum kapıları vardır ve bu vajinal estekliği ve desteği sağlayan şeylerdir, minerallerdir bunlar. Onların çok kapıların açılmasını ve oksijenizasyonu, kolajen artımını nemlendirmeyi sağlayarak o eski haline getirmeye çalışıyor. Çok güzel teknolojiler gelişti şimdi. Tabii hastane hep Avrasya Hastanesi, ilklerin hastanesi. Teknolojiyi evet. Çok iyi yakından takip ediyor. Yine jet plazma cihazı da Avrasya Hastanesi'nde mevcut ve cihazla alakalı izleyenlerimizi bilgilendirebilir miyiz? Evet. Rahatlık ve konfor açısından hastaların tedavisine hızlı cevap vermesi açısından neler söylemek istersiniz? Cihaz bu jet plazma estetik olarak çok kullanılan bir alet ama ürojinekolojik olarak yani idrar kaçırma problemlerinde Türkiye'de ilk bizde var. Yani söylediğimde yanılmadım. İlklerin hastanesi. Her teknolojinin geliştiği noktada Avrasya Hastanesi de cihazlarını yeniliyor ve yenilikleri takip ediyor. Evet, bu çok konforlu bir yöntem. Açıkçası insan böyle bir tedavi yöntemi varken cerrahi tedaviye başvurmak çok istemiyor. Cerrahi çünkü bazen çok güzel bir cerrahi yapsanız bile negatif olarak sonuçlanabiliyor. Anestezinin riskleri, cerrahinin riskleri, enfeksiyon gibi, ağrı gibi ve doku bütünlüğünü bozuyorsunuz cerrahide. Çok fazla soruna neden olabiliyor. Tabii ki cerrahi bazı yerlerde vazgeçilmez. Onun önemi de yadsınamaz elbette. Ama cerrahi öncesi böyle bir alternatifin elimize gelmiş olması bizi çok mutlu etti. Bunu da kullanmak istedik ve hastalarımıza da tanıtmak istedik. Birkaç probu var bunun. Sadece idrar kaçırma da değil aslında. Vajinal estetik de yapıyor bu alet. Ne demek vajinal estetik? Evet, önce vajinal estetikten bahsedelim. Evet. Sonra da cihazı izleyenlerimize paylaşalım. Evet, evet. Vajinal estetik nedir vajinal estetik? Şimdi vajinal estetik çok fazla gündemde olan, yaygın olan bir konu. Doğumlardan sonra biliyorsunuz normal doğumlardan bahsediyorum tabii.
birazcık böyle vajende doku tonus kaybı olabiliyor. Biraz boğulaşma olabiliyor. Bu hem idrar kaçırma hem de cinsel anlamda biraz hastaları huzursuz eden bir durum. Doğum sayısını tamamlamış olan özellikle hastalarımıza çok öneriyoruz biz bu aleti. Vajinal tonusu, vajinanın kıvrımlarının azaldığı, desteğinin azaldığı durumlarda bu alet o tonusun tekrar yerine gelmesini, yenilenmesi ve daha gençleşmesine yardımcı oluyor. Ve bunu bir akım sayesinde, plazma akımı sayesinde yapıyor. Doğrusal akım kullanıyor. Bu da hiç hasar vermeden, zarar vermeden dokulara, dokuların yenilenmesi ve nemlenmesine yardımcı oluyor. Tabii bu sadece estetik açıdan değil, belli bir yaştan sonra, biraz önce de bahsettiğim gibi, menopozdan sonra özellikle kolajen miktarı çok azalıyor vücudumuzda. Bu da çok kaşınmalara, yanmalara da neden olabiliyor. İlişkide ağrılara, dispareuni dediğimiz ağrılara neden olabiliyor. Onu da çok güzel yumuşatıyor. Tonusu yerine getiriyor ve özellikle kızarıklık, yanma gibi sorunları çok güzel aşıyor. Sonra dudaklardaki böyle tonus kaybını engelleyecek çok güzel bir aparatı var. Ayrıca bir aparatı var. O da biraz dolgunlaşmasına ve tonusunu kazanmasına yardımcı oluyor. Tek tek göstereceğim biraz sonra ben bu aparatların nasıl kullanıldığını da. Yani çok özel bir aparatı var. O da direkt buruşlarla idrar kaçırmasına hastanın engeli oluyor. Çok başarılı. Özellikle cerrahisiz böyle bir başarının olmuş olması tabii bizi çok sevindiriyor. Cerrahisiz bir tedavi. Evet. Acısız, herhangi bir riski olmayan bir tedavi yöntemi diyebilir miyiz? Hiçbir riski yok. Hiçbir kontraindikasyonu yok. Özellikle sadece bir jel kullanıyoruz. O da teması sağlaması için vajene. O elektrik akımını kendi kendine yavaş yavaş vererek yaklaşık 10 dakikalık bir işlem. İnkontinans varsa, yani idrar kaçırma varsa bir 10 dakikada ona ayırıyoruz. Ben yaklaşık 20 dakikalık, hiç acısız, hiç anestezi gerekmiyor. Ne lokal ne genel, hiçbir anestezi almadan, hiçbir antiseptik kullanmadan, kişiye özel problar bunlar. Tek kullanımlık kullanıyorsunuz. 3 bazen çok nadiren 4 uygulama gerekiyor. Yani 4 seansta çözüm alınabiliyor mu? Bir hafta 10 günlük aralarla genelde 3 seansta çözüm alınıyor. Bazen hastalar 2 seansa artık ben gelmeyeceğim, hani gerek yok, ben artık hani daha fazla daralmasını istemiyorum vajeninin dediği oluyor. Bizim için bu tabii çok pozitif bir şey, mucizevi bir şey gibi geliyor. Tedaviye en hızlı cevap veren bir tedavi. Hızlı demeyelim, hızlı değil, birkaç seans gerekebiliyor ama çok etkili. Yani hiçbir kesik atmıyorsunuz, hiçbir dikiş yok. Hastanın operasyon sonrası ağrısı olmuyor. Operasyon sonrası aman da çok işte sorun oluyor. Bazen çok fazla daraltabiliyorsunuz operasyonlarda. Ve bu skar dokusuna neden olabiliyor. Bu da bu sefer ilişkide ağrılara, daralmalara neden oluyor. Böyle bir sorun, böyle bir sorunu yok bunun. Çok rahat, sadece vajeni gençleştiriyor, genç hale getiriyor, yumuşatıyor, esnetiyor ve kaldırıyor. O yüzden de hiçbir yan etkisi yok. Peki hocam, herhangi bir yaş faktörü var mı? Şöyle yaş faktörü var. Genç hastalarda cevap çok daha hızlı oluyor. Belki çok daha az seans yapabiliyorsunuz. Gerekli. Evet, çok daha az atış yapıyorsunuz. Belli bir yaşta, menopozdan sonra biraz daha fazla, belki dördüncü, belki hani menopozdaki hastalarda belki dördüncü seans gerekebiliyor. Diğerlerinde belki bir ya da iki seansa halledebiliyorsunuz sorunu. Yani şöyle diyebilir miyiz? Evet, teknoloji çok önemli ve mucizevi sonuçlarda. Evet, teknolojiyi çok takip etmek lazım. Evet. Her gün bir şey bulunuyor gerçekten. Bilmezseniz kullanmıyorsunuz, bilirseniz hem siz çok rahat ediyorsunuz. Dediğim gibi cerrahi prosedür çok keyiflidir, cerrahi yapmak. Çok da güzel sonuçlar alabilirsiniz ama komplikasyonları var. İşte kanama olabiliyor, enfeksiyon olabiliyor, hasta memnun olmayabiliyor, anestezinin komplikasyonları var. Yani bir sürü rahatsız edici yönü olabiliyor. Eğer cerrahisiz halledebiliyorsanız bir hastalığı, bir sorunu ortadan kaldırabiliyorsanız, tabii öncelikle tercih cerrahisiz yapmak. Evet, tedavi yöntemleri. Peki, hocam, kişi doğum yaptı. Doğumdan sonra
hemen böyle bir hastalığının tedavisini alabiliyor mu? Biz hemen önermiyoruz. Çünkü hormonlar belli bir yerine oturmalı, bir kendine gelmeli. Doğumdan hemen sonra değil ama 6 ay sonra belki denenebilir. Diğer hastalarda da tabii hiçbir sorun yok. Adet de herhangi bir engel değil. Herhangi bir sorun olmadan hayatın her döneminde yapabiliyoruz. Ama doğumdan hemen sonra bir hormonların tamamen rahmin kendine gelmesi, vajanın kendini yenilemesi, vücudun kendi kendine iyileştirmesi çok önemli. Evet. Yani sonuçta vücut çok muhteşem bir makine. Evet. Her an yenilenme, her an bir düzeltme yapıyor. Çok güzel tamir edebiliyor kendisini. Vücuda kendi tamir etme yeteneğini kullandıktan sonra eğer hani bazı şeyler yoluna gitmiyorsa belki. Evet. Çünkü kendi kendine de düzelebiliyor bazı sorunlar. Peki kullanmaya ihtiyaç oldu diyelim. Hı hı. Böyle bir tedavi yöntemini kullanmak istiyor kişi. Evet. Süreci bize anlatır mısınız hocam? Evet. Şimdi hasta muayeneye geliyor. Muayene sırasında bir vajenini muayene ediyoruz. Sarkma ne kadardır? İdrar kaçırma sorunu mu var? Yoksa işte bir elastisiyet kaybı mı var? Yoksa işte hastanın estetik sorunları, istekleri mi var? Eğer sadece tonus kaybı, bollaşma ile ilgili ya da kaşıntı ile ilgili, atrofi ile ilgili ya da akıntı ile ilgili bir sorunu varsa, ilişkide canı yanıyorsa sadece şöyle bir probumuz var. Bu vajinal prob etkili olan şuradaki sadece şuradaki metal kısım. Buraya sadece tek kullandığımız materyal jel. Şuraya jel sürüyoruz. Jel sürmeden kullanırsak hastaya direkt akımı hissediyor hasta. Hissetmemesi için jeli koyuyoruz ki temas etsin dokuya. O jelle temas edince dokuyor. Sadece 10 dakika süreyle şu vajinal probu kullanıyoruz. İleriye doğru gidiyoruz. 10 dakika süreyle geriye doğru geliyoruz. Bir de alt vajene kullanıyoruz bu şekilde. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ve inanılmaz bir toparlanma, inanılmaz bir sıkılaşma oluyor. Eğer inkontinans dediğimiz idrar kaçırma sorunu varsa onun daha özel bir probu var. Çok kısıtlı bir yere koymuşlar metal kısmı. Kadınların üretrası yani idrar torbasıyla dışarıya açılan kısım kısadır. Evet. Daha kısa sürüyor. 6 dakika sürüyor bunun. Şuraya sadece jel sürüyoruz. Ve üretranın altına şu probla gidiyoruz yavaş yavaş işte 3 saniyede yavaş yavaş gidiyoruz. Oradaki direkt atışlar yapıyor vajen. Lazer değil, jet plazma atışları. Lazerden çok daha güvenli, çok daha vajenin ilk tabakasını yakmıyor. Alt tabakalarında etkili. Bu da daha güzel toparlanmasına neden oluyor ve dışarıdaki dokulara hiç zarar vermiyor. Oradaki dediğim gibi kolajen miktarını, sıvı miktarını arttırıyor, nemlendiriyor ve kaldırıyor vajinal dokuları. Üretranın altına bir 6 dakikalık gidiş geliş yapıyoruz. Sadece bu kadar. 3 seans çok yeterli gerçekten. Peki, ama yeterli olmazsa seans aralıkları ne kadar? Her hafta mı gelmesi gerekiyor? Bir hafta 10 gün aralıkla yapmak yeterli. Ha 2 hafta yaptık ondan sonra ara verdik tekrar yapabilir miyiz? Elbette. Ama biz 10 günden yani 1 haftadan sık aralık istemiyoruz vajinal dokuda. O zaman şöyle diyelim. 1 aylık bir tedavi sürecinde evet. Hasta kendini toparlıyor. Evet. İstediği gibi tabii burada doktor hekimin ilişkisi de çok önemli hocam. Tabii ki. Yani her hastalıkta olduğu gibi birçok programda da, sağlık programımızda da dile getiriyoruz. Ve bunu hastalarımızla da çok paylaşıyoruz. Hasta-hekim ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu evet, görebiliyoruz. Evet, evet. Bir de üçüncü probumuz daha var. Evet. Bu da dış organlardaki tonus kaybını, elastisiyet kaybını, dolgunluk kaybını engellemek için. Hatta bunda liken skleroz dediğimiz bir hastalık var. Böyle çok atrofi olur dokularda ve beyazlama olur. Çok ciddi doku kaybı, elastisiyet kaybı, esneklik kaybı olur ve ilişkide çok ağrıları olur bu hastaların. Onu bile çok güzel tedavi edebiliyor inanılmaz bir şekilde. Gene aynı şekilde dokuya jelini sürüyoruz. Çok yavaş hareketlerle dolaştırarak o elastisiyet kaybını,
arttırıyor, kolajeni arttırıyor ve inanılmaz bir şekilde dokular toparlanıyor ve gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu da dış organlarda kullanılan probu. Yani 3 tane aparatı olan, 3 farklı bölgede jet plazma kullanılıyor ve tedaviye de çok bir şekilde hiç ağrısız, anestezisiz, ilaçsız, %90'lara varan. İlk 3 uygulamada %65 hemen hemen sonucumuz tam olarak geliyor. Evet. Ama bazen 3 ay sonra da yani %90'lara varan memnuniyet oranları var. Bu da çok, yani cerrahide bile bu kadar yüksek oran sağlayamazsınız. Evet. Biraz da şöyle diyebilir miyiz hocam? Mucizevi tedavi yöntemleri. Öyle demeyelim ama çok güzel bir tedavi yöntemi. Yani çok uğraşmadan, hastayı yormadan, hekimi yormadan, maliyeti çok az, sadece prop kullanıyoruz. Çok çok memnun kalacakları bir yöntem diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi şimdi cerrahi inkontinans, yani idrar kaçırma cerrahisi birazcık zor bir cerrahidir. Yaptıktan sonra başarısız olursanız tekrar cerrahiye gitmek zorundasınız ve çok daha ikinci bir eziyet. O önemli değil belki eziyet ama ilkinde eğer iyi cevap alamıyorsanız ikincide daha kötü cevap alabiliyorsunuz. Yani cerrahi sayısı arttıkça cevap daha da kötüleşiyor ve aslında memnuniyeti çok daha bozuluyor. Onun için bunun hiçbir yan etkisi yok. Hiçbir hastaya zararı yok. Ve memnuniyet oranı çok yüksek. Memnuniyet oranı çok yüksek. Yine belirtiyoruz, programımızın içerisinde birçok defa dile getirdik. Bu tedavi yöntemini deneyip de memnun olmayan hastanız yok. Yani en azından yan etkisi bana yan etkisi. Evet, yan etkisi yok. Hiç olumsuz etkisi yok ve hastalar çok memnunlar. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Günde 8 kere çamaşır değiştiren hastam, haftada 1 kere bile artık değiştirmiyorum diyor. Değiştirmiyorum derken hani kaçırma nedeniyle değiştirmiyorum diyor. Yanlış anlamayın. Yani idrar bir günde 8 kere çamaşır değiştirirken idrar kaçırdığı için haftada 1 bile kaçırmıyorum artık diyor. Bu yani bu 70 yaşındaki hastadan bahsediyorum size. Hani bu genç bir hastadan bahsetmiyorum. Ben çok etkilendim. Ben kendi yaptığım işten çok etkilendim, öyle söyleyeyim. Evet, yaş sınırı dediniz. Menopozdan sonra daha çabuk cevap alınıyor. Yok, menopozdan sonra daha az cevap alınıyor ama onda bile çok güzel, mucizevi dediğiniz gibi cevaplar var. Hani 75 yaşında, 73 yaşındaki kadına, çünkü genelde onların şöyle de bir sorunları oluyor. Ek bir hastalığı oluyor. Cerrahiye gitmek de çok sorun oluyor. Dokuların iyileşmesi çok zor oluyor. Ya bazen anlatmıyorlar da. Ya evet, sormak lazım. Bu idrar kaçırma olayı çok bizde mahremiyeti olan bir şeymiş gibi. Eğer hasta çok canından bezmediyse siz sormuyorsanız söylemiyor. Sormanız gerekiyor idrar kaçırma. Araba diyor, ben idare ediyorum diyor. İşte bezle geziyorum diyor. Evet. Petle geziyorum diyor. Çıkmamaya çalışıyorum evden diyor. Kendi kendine yetmeye çalışıyor ama bu belli bir yaşta bir insan için de çok zor bir şey bu. İşte tedavi yöntemi, kolay bir tedavi yöntemi. Evet. Yani kalp hastası da olsa kullanabiliyorsunuz. Anestezi almıyor, cerrahi almıyor. Kanı düşükmüş ya da yüksekmiş hiç önemli değil. Çünkü cerrahide belli kondisyonlar gerekiyor ameliyat edebilmeniz için hasta. Bunda hiçbir kondisyon gerekmiyor. Direkt hastayı uygulayabiliyorsunuz çok sorunsuz bir şekilde. Evet, bu da önemli bir tedavi yöntemlerinden birisi. Peki hocam, vajinal estetikte tabii birçok hastalığı da tedavi ediyor. Tabii vajinal estetik deyince biz hemen hani böyle görüntü bozukluğu olarak düşünürüz ama çok fazla vajinanın açık olduğu durumlarda vajinal enfeksiyonlara neden olabiliyor. Hasta akıntıdan çok şikayet edebiliyor. Çok yanmalar olabiliyor, kaşıntılar olabiliyor, ağrılar olabiliyor. Yani bunları da tedavi ediyor. Sadece estetik anlamda düşünmemek lazım. Hastanın ciddi anlamda hayatını kötü etkileyen sorunlar bunlar. Sürekli böyle kaşınma ihtiyacı duymak, yanma, sürekli yıkama, o yanmaya giderme ihtiyacı duymak insanlar, yani kadınlarımız için çok psikolojik büyük bir rahatsız ediyor. Psikolojik olarak çok rahatsız oluyorlar gerçekten de. Psikolojik manada rahatsız olmamak için de kolay bir yöntem. Evet. Tedavi yöntemlerinden de faydalanmak gerekiyor. İşte anlatmış olduğunuz bu önemli bir rahatsızlık. Ki hani dedik işte mahremiyeti var, birçok kişi buna anlatmakta, dile getirmekte zorlanabiliyor ama artık hiçbir şey zor değil. Her hastalığın kolay bir yönü var.
hızlı tedavi yöntemi var. Yeter ki hastalarımız şikayetlerini iyi anlatabilsinler. Evet, ben çok beklentilerim çok yüksek bu aletle ilgili. Hastalarımın çok faydalı olacağıma inanıyorum bununla ilgili. İnşallah çalışacağız bakalım. Evet, hocam peki bir doğum, iki doğum ya da farklı doğum sayısı önemli mi? Yok, hayır değil. Yani bu hastanın kaç doğum yaptığıyla alakalı, aslında şikayetiyle alakalı bir şey bu. Hastanın şikayeti varsa bir doğum bile yapmış olsa yardımcı olmak gerekiyor. Tabii doğum sayısı artıkça idrar kaçırma ve yani oradaki elastisiyet kaybı çok daha fazla oluyor ama bazen bir doğumda bile çok şikayetçi olabiliyor hastalar. Ama artık her şeyin bir çözümü var. İnşallah diyelim. Elimizden geldiğince bu aletle güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Sevindirici sonuçlar alınacak. Evet. Çünkü evet. Şu ana kadar hastalarınıza uyguladığınız ve evet. Aldığınız sonuçlar inanamadığım sonuçlar var. Çok gerçekten çok ciddi oranlarda tedavi oldular. Tabii çok yeni bir alet. Kullandıkça daha da güzel olacağını sonuçlar düşünüyorum. Evet. Alınacak. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz önemli bilgilerden dolayı. Programımızı toparlayacak olursak ekranları başındaki izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Evet, şu COVID günleri şu aralar çok fazla yükseldi. Çok rica ediyorum. Evet. Gündemimiz COVID. İnanılmaz rakamlarda Türkiye, dünya öyle. Gerçekten korunma önlemlerine hiç dikkat etmiyoruz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe bu omikron denilen belada çok da işe yaramıyor. Kapalı ortamlarda çok fazla bulunmamak gerekiyor. Çok dikkatli bir şekilde kendimizi korumamız gerekiyor. Çok çabuk yayılıyor. Çok rica ediyorum kendimize, etrafımıza çok iyi bakalım. Kendimizi korurken etrafımızı da korumuş oluyoruz. Aşılarımızı tam olarak lütfen hatırlatma dozlarını da ihmal etmeyin. Üçüncü dozunuz eğer gelmişse lütfen onu da yapın. Ve sağlıklı günler diliyorum. Koronasız günlere ulaşmak üzere inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, bu kadar güzel bir mesajın ardından ne denir ki sevgili izleyenlerimiz. Evet, operatör doktor Nurcan Dalan hocam bizlerle birlikteydi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız. İdrar kaçırma, vajinal estetikten bahsettik. Önemli tedavi yöntemlerinden bahsettik kendisiyle. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz ve siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.